Ne yemek, ne içmek, ne tadım kaldı. Garip bülbül gibi feryadım kaldı. Alamadım eyvah, muradım kaldı. Buraya dikkat, ben gidip ellere kalan dünyada. Dünya hep ellere kalır. Dünya hiç kendisine kalacak zannedenlere kalmaz. Bir han misali. Gelen geçiyor, konan göçüyor. Alamadım eyvah, muradım kaldı. Şimdi murat ne? Hepimiz bu dünyaya geldik. Bizim her birimizin dünyaya gelenler olarak bu dünyadan bir muradı var. Kimisi Leyla peşinde. Kimisi arabasını daha güzel yapacak, kimisi kariyerini dört dörtlük yapacak. Herkesin bir muradı var. Ama bir de bizi bu dünyaya gönderenin bir muradı var bizim üzerimizde. Onun muradıyla senin muradın kesiştiği noktada işte sana kul diyorlar. Ama senin muradın, onun muradının dışında bir şeyse geçmiş olsun. Giderken dersin ki alamadım eyvah, muradım kaldı. Çünkü bitmez ki. Onu alırsın, onun bir ötesinde bir güzel başka bir şey var. Şuna sahip olursun, onun ötesinde başka bir şey var. Fakat İlginç olan şudur, muradını Allah'ın muradıyla kesiştirebilen ve bu suretle kendisinden kul diye bahsettiğimiz insanlar da giderken alamadım eyvah, muradım kaldı derler. Ne kadar alırlarsa alsınlar, alınabileceğin yanında aldıklarının bir hiç olduklarını fark ederler ve derler ki alamadım eyvah, muradım kaldı. Onlar da aldım diyemezler. Fakat derdi dünya olanın aldığı murat ahirette hiçbir işine yaramazken, derdi Allah'ın muradı olanın alamadığım dediği murat ahirette onu erkekler gibi dolaştırır.